Başbakan Tayyip Erdoğan'ın dershanelerin önümüzdeki dönem kapatılacağı yönünde açıklamaları öğrenci, öğretmen ve velilerin kafasını karıştırdı. Peki dershaneler kapanırsa bu eğitimi nasıl etkiler? Konuyla ilgili haber ekibimizin Birey Dershaneleri Kurucu Müdürü Aslan Beyhan ile yaptığı röportaj geliyor ekranlarınıza. Bugün yurdumuzun dört bir tarafında binlerce dershane var. Bu dershaneler ülkemize gerçekten eğitim, öğretim açısından çok güzel hizmet ediyorlar. Eskiden çok daha hizbe yerlerde, çok daha kötü koşullarda hizmet veriyorken, şu anda çok güzel donanımlı dershaneler oluşmuş durumda. Türkiye'deki eğitim eksiğine, öğretim eksiğine dershaneler gerçekten katkıda bulunuyorlar. Şu bir realite ki, bugün SBS sınavlarına giren, ÖSS sınavlarına giren öğrencilerimizin hemen hemen tamamına yakını destek almadan istedikleri okullara gidemiyorlar. Tabii bu neden kaynaklanıyor? Ülkemizdeki okullardaki eğitim öğretim kalitesindeki eşitsizlikten kaynaklanıyor. Önceleri ilk açıldığı yıllarda az dershane olmasından dolayı eğitim öğretim arasında eşitsizlik yaratmış gibi gözüküyor olabilirdi. Ancak şu anda benim düşünceme göre dershaneler eğitim öğretim açısından eşitsizliği ortadan kaldırıyor. Şöyle ki ülkemizde asgari ücretle çalışan bir insanın çocuğu bile dershanelere gidebiliyor, orada eğitim öğretim alabiliyor ve Türkiye'de istediği okullara gidebiliyor. Bugün dershanelerin kaldırıldığını düşünelim. Bu daha çok zenginlerin işine yarayacak. Nasıl olacak? Zengin bir aile 40-50 milyon lira para vererek çocuğuna özel eğitim, öğretim aldıracak. İstediği okula girecek. Peki yoksul bir insanın çocuğu bu eğitim, öğretimi alabilecek mi? Alamayacak. Zenginlerin önündeki bu yoksul çocuklar bertaraf olacak. Ve bu dediğim gibi zenginlerin işine yarayacak. Dershaneler kaldırılabilir. Ancak bunun altyapısı örülmeli, okullar arasındaki eşitsizlik farkları kaldırılmalı, özel ders alma koşulları ortadan kaldırılmalı, ancak o zaman dershaneler ortadan kaldırılmalıdır. Bu şartlarda ben yaptım oldu biçiminde dershaneleri kaldırmak, gariban çocuklara darbe vurmaktır. Ben buna inanıyorum. Başbakanımızın da bu doğrultudaki geçişinde bir yumuşak geçiş ve bir süreç içerisinde yapması gerektiğine inanıyorum. Göreceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl öğrencilerimiz mağdur olmazlar. Yine şunu söyleyebilirim. Mezun binlerce öğrenci dershanelerde eğitim öğretim görüyor. Peki bu dershaneler kaldırıldığında bu mezun çocuklar üniversiteye nerede hazırlanacak? İşte özel ders kucağına düşecek. Özel ders fiyatları alabildiğine yükselecek. İşte merdiven altı dediğimiz olay gerçekleşecek. Bunun olmayacağına inanıyorum.